Cumhurbaşkanı'na hakaret ve örgüt propagandası iddiasıyla hazırlanmış bir dosya. Biraz acemice hazırlanmış, son bir yılı kapsayan Twitter'daki paylaşımlarından oluşan bir dosya. Hakikaten böyle alelacele hazırlanmış bu kopyala yapıştır yöntemiyle. Sanıyorum dosyada en savcılığın en çok üzerinde durduğu benim Rojava'da YPG ve YPJ ile ilgili paylaşımlarım oldu. Daha çok bu paylaşımlar üzerinde odaklanıldığını gördüm. Savcılığa verdiğim ifadede de belirttim. Dolayısıyla zaten böyle bir soruşturmanın başlatılmış olması, muhtemelen önümüzdeki süreçte bunun bir davaya dönüşmesi Türkiye'de düşünce ve ifade özgürlüğü adına zaten büyük bir handikaptır, büyük bir talihsizliktir. Bunun düşünce ve ifade özgürlüğüne, ruhuna da çok aykırı olduğunu ama Türkiye'de artık zaten demokrasiden, bağımsız bir yargıdan söz edilemeyecek bir noktada artık düşünce ve ifade özgürlüğünü konuşmak bile çok fazla anlamlı gelmiyor. Türkiye'de biliyorsunuz ki ana muhalefetin genel başkanı liderliğinde bu dönem adalet şiarıyla bir yürüyüş tertipleniyor. Türkiye'de adalet bu kadar tartışmalı hale gelmiş. Ülkenin ana muhalefet partisi bile adalet çağrısıyla yürüyüş yapıyor. Hakikaten vahim bir süreçte geçiyoruz. Bunun çok bu süreç için çok düzelebilir olduğunu düşünemiyorum. Ama her şeye rağmen bu ülkenin aydınları, bu ülkenin sanatçıları, sağduyu insanları Türkiye'nin demokratik geleceği için düşüncelerini özgürce açıklayacaklar. Açıklamakla yetinmeyecekler elbette. Sokakta olacaklar. Bu taleplerini çok daha güçlü bir şekilde topluma ulaştırmak, toplumun duyarlılığı için bir şekilde bunun gereğini yapacaklar. Olması gereken budur. Üzüntü verici tabii, yani sonuçta hakkında açılmış birçok soruşturma var. Muhtemelen önümüzdeki süreçte bu soruşturmaların davaya dönüşmüş haliyle bayağı yine bir adliye koridorlarını aşındırmış olacağız. Ben bugün burada çok daha kötü bir sonuç bekliyordum ama gördüğünüz gibi dışarıdayım. Sağ olsun arkadaşlarımız bizi bugün yalnız bırakmadılar ve bundan sonraki zorlu süreçte de yine hep birlikte olacağız ve Türkiye'nin gerçeklerini, dolayısıyla demokrasi, özgürlük ve adalet arayışını çok daha güçlü bir şekilde dillendirilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Önce de vermiş olduğumuz ifadeleri tekrar etmek için geldik. Zira gördüğümüz kadarıyla tekrar tekrar aynı dosyalar, aynı tweetler karşımıza çıkıyor. Bu tweetlere baktığımızda müvekkilin Ferhat Tunç'un ifade özgürlüğü kapsamında Türkiye'deki genel durumları özetlemeye çalıştığı ve genel durumlarla ilgili olarak ifadelerini görüyoruz. Bu anlamda ifadelerimizi verdik. İleriki süreçte bunların davaya dönüşeceği ifade verirkenki tarzdan da belli oldu. Bu anlamda ileride dava olarak adliyelerde Ferhat Bey'le yine çalışacağız. Yine ifadelerimizi vereceğiz fakat Ferhat Bey'le hepimiz de düşüncelerimizin arkasında olacağız. Düşüncelerimiz kapsamında insanların daha özgür bir yaşam sürmelerini sağlamaya çalışacağız. Bu anlamda buralardayız. Mücadeleye devam edeceğiz. Evet, mücadeleye devam edeceğiz.